Arkadaşlar hepinize tekrar selamlar. Bugün yine çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Evet, PowerPoint sunumu yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? adlı bir video yapmıştım. Etkili sunum tekniklerinde. Lütfen o videoya kesinlikle ve kesinlikle bakın. Eğer bir sunum yapıyorsanız, seminer yapıyorsanız veya bir kongrede sunum yapacaksanız, linkini buraya koyuyorum. Etkili sunum nasıl yapılır? Orada detaylı olarak bir PowerPoint slaytının renginden tutun içeriğine kadar her şeyi anlattım. Bugün ise yapay zekayı kullanarak bir PowerPoint sunusu nasıl yapabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Evet, isterseniz gelin bu konuyu birlikte işleyelim. Arkadaşlar, size ChatGPT ile ilgili özellikle akademisyenlere yönelik bazı bilgiler veriyorum. Vermeye de devam edeceğim. Çünkü artık ChatGPT gibi akıllı zeka programları hayatımızın bir parçası olacak böyle gözüküyor. Fakat o videolarımda da dediğim gibi halen ChatGPT ve onun gibi diğer yapay zekalar daha henüz emekleme aşamasında. Dolayısıyla işte ChatGPT'den yazayım da makale yazsın, tez yazsın gibi şeyleri sakın sakın düşünmeyin. O videolarımda bunların detaylarını anlattım. Size yalnız fikir verebilir bu çok güzeldir. Fikir vermesi açısından bu programları kullanın. Örneğin bugünkü konumuz PowerPoint sunumu hazırlama. Ya sadece PowerPoint sunumu değil, sunum hazırlama diyelim. Ve sizin bir seminer dersiniz var ve seminer dersinizde belirli bir konuda bir sunum hazırlamak istiyorsunuz. Fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. İşte bu durumlarda yapay zekadan yararlanabilirsiniz ve yapay zeka en azından size yol gösterebilir. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl yapacağımızı göstermek için sizi bilgisayarıma alacağım. Ve bilgisayarımda gelin bir chat GPT sonra da Gamma aplikasyonu üzerinden bir PowerPoint sunumu hazırlamaya çalışalım. sizlerde kendi konunuzla ilgili benzer çalışmaları yapabilirsiniz. Ve konuyla ilgili ne kadar iyi oldu, ne kadar verimli oldu konularını yorum olarak yazarsanız çok güzel olur. Bu şekilde en azından tecrübe aktarmış oluruz birbirimize. Şimdi arkadaşlar ChatGPT açıyorsunuz. ChatGPT açtığınız zaman tabii ki biliyorsunuz login kısmından daha önce hesap açmış olmanız lazım ve oradan giriş yapacaksınız. Giriş yaptıktan sonra ChatGPT'ye ne kadar bilgi verirseniz o kadar iyi. Mesela konunuzu yazacaksınız, bir konunuz, topik diyoruz biz ona, bir konunuz olacak. O konunuzun başlığı olacak tamam. Eğer alt başlıkları varsa onları da yazın. Ha olmazsa yazmayın. Ama ne, demek istediğimi anladınız değil mi? Elinizde ne kadar veri varsa onları yazmanız daha iyi olacaktır. Çünkü ona göre e, daha iyi ChatGPT ya da yapay zeka şekillendirir. Bakın, ben buraya bir metin yazdım. Siz de benzer şeyler yazabilirsiniz. Bir PowerPoint uzmanı gibi davranmanı istiyorum dedim ona. Chat GPT'ye bunu söyledim. Konuyu ben vereceğim. Bak ne yapacağımı da söylüyorum. Her slide için kısa bir açıklama yazmalısın. İlk isteğim, isteğimi söylüyorum ona. Mesela ben bunu seçtim. Stromal vasküler fraksiyon ve klinik uygulamaları ile ilgili 20 dakika sürecek ve katılımcılar da tıp doktoru. Bana buna göre bir PowerPoint sunuma hazırla diyorum ona. Bakın burada 20 dakikayı siz 10 dakika yapabilirsiniz. Artık ne kadar sunacaksınız veya katılımcılar işte öğrenciler diyebilirsiniz. Bunlar hep değiştirebilirsiniz. Ben sadece bir örnek veriyorum. Ve ChatGPT'ye bunu gönderdiğimiz zaman tabii size PowerPoint uzmanı gibi yardımcı olabilirim diye başlamış. Ve bakın slide 1 başlık açıklama Slide 2 başlık açıklama. Gerçi hani bu başlık ve açıklama yazması çok hoşuma gitmedi. Çünkü birazdan beni zorlayabilir. İstersem onları sildirtebilirim. Ee, ama kalabilir. Sonradan da silebilirsiniz siz. Evet, bu açıklamaları yaptı. Bakın 5 tane slide yaptı bana. Çok güzel. Ve bu beş tane slide devam et diyorum. Pardon devam edecekmiş o. Ben durdurmuşum. 6. slide'a geçti. Ve 6. slide sonuç bakın sonuç kısmı. Her bakın PowerPoint'te dedim ya. Eğer daha önce sunum hazırlamadıysanız, tecrübeniz yoksa en azından bu konularda size yön veriyor. Birinci kısımda genel bir açıklama yapıyor. ikinci kısım, üçüncü kısımda detaya iniyor. En son kısımda sonuç bölümünde olayı bağlıyor. Böyle olması lazım. Evet bakın bu slide kısmını ben kopyalıyorum şu şekilde. Bunları copy pay, yani copy paste yapacağım. Ctrl copy ile bu kısmı kopyalayın. Sonra yapacağınız iş chat GPT'de slaytlarımızı aslında bu şekilde hazırladığımız zaman bize fikir veriyor. Nereden başlanır, nasıl gider ve nasıl sonuçlanır. Biz bu verileri alarak zaten kendi slaytlarımızı oluşturabiliriz. Fakat bazı aplikasyonlar var. Bu aplikasyonlar sayesinde siz PowerPoint slaytlarınızı da oluşturabiliyorsunuz. Bakın buradaki kısmı kopyalıyorum ben. Mesela bunlardan bir tanesi ücretli, şöyle ücretli. Mesela Office.com denen site var biliyorsunuz. Office365 buna abone olabiliyorsunuz. Abone olduğunuz zaman Word, PowerPoint, Excel dosyalarını görebiliyorsunuz burada. İşte bu dosyalarda bakın mesela ben açıyorum şu anda bir tane. Word'ü. Evet, Word'ü açtım ve Word'e kopyala yapacağım. Copy, copy paste yaparsanız direkt yani Ctrl V şu şekilde Ctrl vde yapılıyor. Bunu yapmayın. Geri alıyorum. Ctrl -V. Shift V yaparsanız slaytlarınızı tek tek bu şekilde getiriyor. Şimdi ben de tabii bunları temizlemem lazım. Slayt 1, slayt 2 başlık. Bunlar yapılır. Bunlarda sıkıntı yok ama şunu söylemem lazım. Şimdi yapacağım şey ben abone olmadığım için sadece iki slaytı yapacak zannedersem. İlk defa yapıyorsanız belki sadece göstermek amaçlı bütün sayetlerinizde yapabilir ama sonradan bu düşecektir. Bunu lütfen göz önünde bulundurun. Ama aboneyseniz sıkıntı yok. Bakın file export var burada. Export'a basıyorsunuz. Export the PowerPoint'a basıyorsunuz. Yani Word'deki olan bütün her şeyi PowerPoint'e aktaracağım diyor. Ben dediğim gibi iki tanesini yaptıracağım şu anda. Bunu yaptığınız zaman, buraya bastığınız zaman size bazı template seçenekleri sürüyor. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Bunları beğenmediniz mi? See more tem temalar diyor. Başka temalara da bakabilirsiniz. Bakın bunları beğenmediyseniz başkalarına bakın. Yani çok güzel temalar var. Umarım bir, yani bir tanesini beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben mesela bir tanesini seçeyim. Herhangi bir tanesi olsun. Hangisini istersin? Mesela şu olsun. Buna export dediğiniz zaman tabii iki tane slide yapacağı için çabuk hızlı oluyor. Yoksa tümünü yapacağı zaman bu 1-2 dakika alabiliyor. Şu anda bitirdi. Open presentation dediğim zaman o bahsettiğim gibi iki tane slide'ı yapmış olacak. Ha böyle böyle ikişer ikişer de bütün da yaptırabilirsiniz. Bu da ayrı bir konu o size kalmış bir şey. Ha bunun güzelliği şu bakın. Bir tane yaptı böyle slayt. Go Premium diyor ya buraya dediğim gibi bak siz ilk defa açıyorsanız buralar açık olacak ve bu slaytı isterseniz buradaki farklı seçeneklerde de mesela ben şu şekilde istiyorum dediğiniz zaman bu şekilde de getirebilecek. Dolayısıyla e, tabii ki neye bağlı bu işte ücretli olduğu için ücret verirseniz yaparım diyor. Ama bu şekilde de güzel. Gerek slaytın fontları, gerekse yerleştirme biçimi zaten içeriği de koymuş. Dediğim gibi bazı temizlik yapmam gerekiyordu. Mesela slayt yazmayacak buraya. Buraya aslında o slaytın başlığı olması gerekiyordu. Bu başlık kısmı da buradan silinmesi gerekiyor ki konu anlatsın. Aynen bu şekilde. Ve olayla ilgili size bir Fotoğraf da veriyor ya da resim de sunuyor. Bu şekilde çok güzel bir uygulama. Ama dediğim gibi üyelik gerektiriyor. Bir de üyelik gerektirmeyen bunun kadar güzel bir uygulama var. Size onu da göstermek istiyorum. Bu Gamma aplikasyonu. Gelin isterseniz bir de Gamma aplikasyonuna bakalım. Evet Gamma aplikasyonunu açtım. Gördüğünüz gibi sayfası Gamma.com APP P şeklinde. Şurada sign free diyor. Burada sizin Gmail'iniz varsa direkt Gmail hesabınızdan ben öyle yapacağım mesela. Hiç kayıt olmadan kayıt olabilirsiniz. Evet Gmail hesabımdan sayfaya kayıt oldum. Kayıt olmanız gerekiyor sayfaya. Aynı bir Gmail hesabı açmak gibi hiç sıkıntı değil. Açtıktan sonra sizin hakkınızda bazı bilgiler istiyor. Ben personal olarak kullanacağım ve Create Workspace denen yere basıyorum. Niçin kullanacağınız? İş için mi? Okul için mi? Personal Usage mi? Bunları burada verebilirsiniz. Sizin hakkınızda bir şeyler öğrenmek istiyor. Ben okul için dedim. Ve okul için dedikten sonra buraya How did you hear about us? Nasıl bizi öğrendiniz diyor. So social medyadan öğrendim dedim geçtim. Bunları geçtikten sonra asıl sayfamız açılıyor. Bakın burada presentation kısmı var, doküman var, web sayfası var. Bunların hepsinden yararlanabiliyorsunuz. Bizim bugün presentation kısmına basacağız. Presentation kısmından yararlanmak istiyoruz. Basalım presentation kısmına. İşte burada yapay zeka giriyor devreye. Buraya ne yapmak istediğimizi yazmamız gerekiyor. Evet Buraya ne yapmak istediğimi yazayım. Ama uzun olmaması gerekiyor. Bakın 300 demiş ama 300'den bayağı bir kısa olacak. Ben daha önceden bir hazır bir metin yazmıştım. Bunu kısaltayım isterseniz. Daha ayrıntılı yazmaya gerek yokmuş bunda. ChatGP'de biraz daha ne kadar ayrıntı yaparsanız o kadar iyiydi. Bunda ise belirli kelime sınırı olduğu için sınırlı şekilde topiki yani konuyu vermeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi ben burada bazı kısaltmalar yapıyorum. Evet şunları sildim. Ve şu anda hala biraz daha fazla biraz daha kısaltayım bunu. Mesela bir PowerPoint uzmanı gibi bir davranmanı istiyorum. Yani evet. Direkt konuyu yazabiliriz buraya bence hiçbir şey girmeden. Evet. Bakın bu bile 374'e girdik ama bakın 374 kelime dahi burası mavi olmadı. Mavi olması lazım. Demek ki daha kısaltmam gerekiyor. 374 kelime dahi çok çok fazla bunun için. Dolayısıyla biraz daha kısaltacağım. Bakın bu kısalttığım zaman nasıl maviye dönüyor hemen ok işareti. Dolayısıyla mesela e, evet şurayı da kısaltayım. Evet. Slide yazı yazayım. Evet. Stromal vasküler, fraksiyon ve klinik uygulamaları ile ilgili bir PowerPoint sunu istedim ve bastım. Bakın 20 dakika süreceğini de söyledim. Ona göre artık yapay zeka bana başlıklar belirledi. Bu başlıkları edit edebilirsiniz. Kendiniz değiştirebilirsiniz beğenmediğinizi. Ben şimdi edit etmeyeceğim. Direkt continue diyeceğim. Devama basacağım. Devama bastığınız zaman sağda yine template'ler göreceksiniz. Bunlardan herhangi birisini seçebilirsiniz. Ya da surprise me var aşağıda gördüğünüz gibi. Surprise me seçeneğine de basabilirsiniz. Buraya bastığınız zaman kendisi sizin için bir şeyler seçecek ki ben ona bastım şu anda. Mesela böyle bir şey seçti. Bir daha bastım. Bunu seçti. Bir daha bastım. Bunu seçti. Bastım, bunu seçti. Bu güzel. Bu hoşuma gitti. O zaman altta continue'ye basıyorum. Ve bekliyorum. Artık yapay zeka bütün slaytları oluşturmaya başlıyor. Ve slaytların içerisindeki konuya uygun fotoğraflar koyuyor. Bakın bu ücretsiz bir uygulama. Bunu muhakkak kullanmanızı tavsiye ederim küçük sunumlarda, seminerlerde en azından fikir verir arkadaşlar. Bakın ne fikri vereceğiniz de yani ne fikri verebileceğini de size göstereceğim. Çünkü o fikirler de çok önemli. Mesela fontlar. Bakın kullandığı font, kullandığı font kalınlığı, kullandığı font büyüklüğü, kullandığı renkler bunlar dahi size çok çok güzel tiyolardır arkadaşlar. Yani dedim ya hazıra konmuyoruz. Yani bu konuyu verelim hepsini yapsın değil. Bize fikir versin. Bize fikir versin biz onu kullanalım. Bakın burada fontlar çok güzel olduğu gibi burada ben basamak basamak bir şey anlatmışım. Bunları 1, 2, 3 şeklinde çok güzel şekilde sıraladı. Yani fotoğraf mesela koyacak. Research ile ilgili fotoğrafı farklı koydu. Lab testing fotoğrafı farklı koydu clinical studies ile ilgili fotoğrafı da farklı koydu. Dediğim gibi bunların hepsi aslında bizim için birer ipucu, kopya değil. Bu yönüyle bakmak lazım arkadaşlar ve slaytımız çok güzel oluştu. Yani renkler çok güzel, görüntü harika değil mi sizce de? Ve bu şu anda... Neredeyse bitmek üzere. Ha buna birebir PowerPoint'e oturmayabilir. PDF olarak aktarabilirsiniz. Bunu hiç sıkıntı değil. E, ya da copy paste yapıp PowerPoint'e aktarabilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapamıyorsanız, bunlara kabiliyetiniz yoksa ya bakın ne güzel şu mesela şu slide, conclusion slide'ı, sonuç slide'ı çok güzel alın aynısını PowerPoint'te yapın. Bu bile size bir fikir veriyor. Bakın bu şekilde slide'ları bitirdi ve harika görünüyor öyle değil mi? Şimdi bu slaytları benim bir şekilde indirmem gerekiyor. İndirirken presentation view var burada. Basarsanız tam ekran aslında full screen görünebilir. Bakın onu göstereyim size. Harika gözüküyor bence. Başlık çok güzel. Puntolar çok güzel. Alt açıklamanın olduğu yer güzel ve açıklama güzel aslında ve fotoğraf da çok güzel. Yani bence hoş bir slayt. Yani çok profesyonel bir slayt hazırladığını düşünüyorum diğer slaytlarda bakacak olursak yine diğer slaytlarda da bakın kutulara ayırmış, kutuların üzerinde başlıklar yapmış. Yine font çok güzel. Aşağıya bakarsanız ilgili fotoğrafları koymuş. burada çok güzel demin anlattım zaten 1 2 3 diye bağlamış. Yukarıya bir daha bakayım. Evet çok kardiyoloji, onkoloji olarak ayrı ayrı açıklamalarda bulunmuş ve ona göre fotoğraflar da kullanmış. Özellikle buradaki 1 2 3 yapması ve bu çizgiler çok hoşuma gitti. Mesela şu çok sade, çok profesyonel bir slide olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle kullanmanız lazım arkadaşlar bu fikir vermesi açısından. Bakın burada da yani günümüzdeki araştırma bulgularından bahsederken de yine yine açıklamalarıyla ilgili fotoğrafları yerleştirmesi ve kare kare yerleştirmesi çok hoş. Yine burada 1-2 şeklinde ayırmış sol taraftaki yere daha güzel bir fotoğraf gelebilirdi. Öyle bir desenden ziyade. Siz onu değiştirebilirsiniz. Yani dediğim gibi bu illa buna bağlı kalacaksınız diye bir şey yok. Değiştirin. Ama bakın şu mesela çok profesyonel bir görüntü elde etmişiz diyorum. Şimdi ben bunu mesela PDF olarak da indirebilirim. Share'e basıyorsunuz. Evet. Export. Evet, export to PDF. Bastığınız zaman bilgisayarınıza direkt PDF olarak kaydedecek. PDF olarak da zaten sunumda yapabilirsiniz biliyorsunuz. Ya da dediğim gibi bunu çok hoşunuza giderse aynısını alın PowerPoint'da yapın. Bu kadar basit. Yani size dehşet güzel bir fikir verdiğini düşünüyorum. Sadece içerik değil. Bakın içeriği GPT'den aldık. İçerik zaten güzel. Bir de bu içeriğin dışında bir görüntü de çok güzel oldu. Bu da pdf olarak açtım ben bunu. Evet bu şekilde görünüyor pdf olarak da açtığınız zaman. Evet arkadaşlar. Yani buraya kadar sizlerle chat GPT ve Gamma'nın PowerPoint'te nasıl kullanabileceğini gösterdim. Bakın bunlar ben biliyorsunuz elektronik uzmanı değilim. Bunları öğreniyorum size aktarıyorum. Eminim siz içine dalınca daha çok güzel şeyler de öğreneceksinizdir. Bunlar artık bizim hayatımızın parçası. Bizim hayatımızın parçası olduğu için ve artık insanlar bunu kullandığı için sakın bir oturup bir kenarda bunları kullanmayın, kullanmayın demeyin. Kesinlikle kullanın ki siz de çağ ayak uydurabilirsiniz. Bu şekilde PowerPoint sunumlarınızın hem içeriğini ChatGPT'de gördünüz, oluşturup size fikir vermesini sağladığınız gibi aynı zamanda dizayn konusunda da size çok güzel fikirler verebilir. Bunu muhakkak kullanın. Bunları kullandıktan sonra sizler de takıldığınız noktaları olabilir, beğenmediğiniz kısımlar olabilir. Lütfen yorumlarda belirtin. Ki güzel bir fikir alışverişi olsun. Evet umarım güzel ve yararlı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Fakat lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın ki kanalımıza yardım olur. Bu çok büyük bir yardım olur hem de. Aynı zamanda yorumlarınızda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.